Biliyor musun? 77 yaşındayım. Neyin anlatacaksın? Hayatta kendi malım, bir karım var, bir torunum var, bir de kızım var, bir de damadım. Başka bir şey yok. Ha, evim de var sayı. 1/2, 1/2. Bak şuraya. Şimdi döneceğim buradan, aldığım şeyler kaç para biliyor musun? 400 lira. Ha, yemeden olmuyor. Domates 35-40 lira, bamya 120 lira. Daha neyi konuşayım be güzel kardeşim? Bu röportaj yapmanıza hiç gerek yok. Türkiye inşallah iyi olacak. Canım benim. Bugüne kadar bizi 30 yıldan beri hep kandırdılar. Bu insanlara mustak. Anladın mı? A görsünler. Çık, ne alacaksın ya, şuraya bak. 50 lira, 70 lira. Onlara suç bulmuyorum ki. Biraz sucuğa, peynire, ete, kıymaya gidersen 2 kilo kıyma, 1 kilo peynir 1 milyon lira. Ne kazanıyor bu adamlar kardeşim ya? Aynı hamam aynı tas. Şunu diyor yapacağız, bunu diyor. İşte o Şimşek midir, Hasan Şimşek midir, nedir? Allah ona uzun ömürler versin de kartlasın, ihtiyarlasın, o da görsün. Teşekkür ederim canım. İşte kaç? 1965'ten beri çalışıyor. Halen çalışıyor. 50 yıldır bir firmada çalışıyor. Yani çalışmak zorundayız yani. Çalışmazsan geçim olmuyor. Yan gelirlerin yoksa emekleri geçinmek mümkün değil. 50 liradan aşağı bir şey görebiliyor musunuz pazarda? Yani 50 liranın sınırı 5 lira olmuş değeri. Öyle hesaplama gerek. Yani 100 lira 10 lira gibi harcıyorsun. Her gittin yerde 500 lira 1000 lira. 10 yere gittin 10 bin lira. Emekli maaş 15 bin lira. 20 bin lira olsa olacak. Yol parasına beraber maliyet bitti. Bir kişiyi geçim parası. Yani hiçbir iş yapmayacak. Bir kişi o parayla yalnız geçinecek. Çalışmasa geçinemez zaten o işte. Şartlarla mümkün değil. Ben 99'da emekli olmuşum. Halen çalışıyorum mesela. Çalışmak zorundasın zaten. Geçim mümkün değil. Yani kiralar pahalı, hayat pahalı, geçim pahalı. Yani 1000 lirayla bir şey alamıyorsun. 100 lira. Cebinde 1000 liran varsa 100 lira gibi düşün onu. Fiyatlar genel olarak yüksek, tabii ki yüksek. Yüksek. Fasulye 100 liraydı. Evet, bamyada 120 lira mı, 170 lira mı ne? Ben bir emekli maaşıyla geçiniyorum. Evim kira. Fazla bir şey i̇şte, alamamışsınız. Bir tane dereotu, bir tane maydanoz, 4 tane havuç, 50 liralık da şey, domates, bu kadar. Şimdi eve gideceğim. Bu kadar mı alışveriş? Evet, bu kadar. Daha önce alıyorduk, alışverişimizi yapabiliyorduk. Yani bir pazara çıkıyorduk, bir haftalık yiyeceğimizi alabiliyorduk. Sebzemizi, meyvemizi, patatesi, soğanı. Daha bunların hiçbiri yok içinde. Yani patates, soğan biz haftalık alıyorduk, şimdi 3-5 tane. İnanın soğanı, kuru soğanı yemeklerin içine ne kadar doğrayacaksak o kadar alıyoruz artık. Herkes genelde böyle. Yani düşünün, ben emekliyim, tek başımayım. Kira, elektrik, su, fatura ve arta kalan bu. Sonra da cüzdanıma bakıyorum. Sigara param var mı diye cüzdanıma bakıyorum. Böyle. İyi. Normal. Yani ucuz mu? Ucuz değil. Normal. Yok ya, yani taze fasulye 100 lira. Bu mevsimde taze fasulye 100 lira olmamalı. Yani ben 75 liraya da var. 75'e de var ama yine de mevsim sebzesi bunlar. Yani turfanda almıyoruz. Mevsim sebzesi alıyoruz. 100 lira. Evet, 100 lira var. 75, 80. Tezgahlar. Enflasyon düşecek. Mecbur düşecek. Bu ülke %150 enflasyonu da gördü. Hepsini gördü. Her şey geliyor, geçer. Ben her zaman dedim yani, Atatürk'tü, 15 sene Cumhurbaşkanlığı yaptı, vefat etti. Ama ülke batmaz, devam etti. Bu da geliyor geçer. Millet 2000 yıldır burada bekliyor. Bize bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Allah kolaylık versin. Aldım yarım yarım 2 kilo. Yaz sebzesi ama fiyatlar hali düşmedi. Hiç düşmesin. Daha kötüye gidiyoruz. Valla. Siz farklı bir şey alamamışsınız herhalde. O kadar da boş. Boş gideceğim. Boş gideceksiniz. Boş gideceğim. Yarın da bana verir misin? Ha, orada yumurta geçen hafta 100 liraydı. Şu an 110 lira. Geçen hafta 100 liraydı. 110 lira. Yani. Ha, burada kavun geçen hafta 50 liraydı. 100 lira oldu. Yani. Düşmedi. Fiyatlar aynı. Aynı. Daha artıyor. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz?
kıt kanat geçiniyoruz işte. Ne yapacağız? Geçinmesen ne edeceksin? Zorla bir şey yapamazsın. Kaderine razısın. Ve terk edilmişsin. Herhangi bir şey alamamışsınız. Almadım da bakıyorum hangisi bana daha ucuz gelirse onu alacağım. Yani her tezgaha hemen vardın mı şunu ver bunu ver diyemiyorsun. Hepsine gidiyorsun baştan başa dolaşıyorsun. Hangisi ucuzsa veya akşam üzeri biraz daha fiyat akşam üzeri ateşi düşüyor. Ondan sonra yükseliyor. Yaz başladı hatta ortalarına geldik. Yaz meyvelerinde durum nedir? Yaz meyvelerinde düşük yok. Düşme yok. Şeftali 60-70, erik yine 60-70, görüyorsun fiyat orada, vişne 70, yani 70'e kim reçelini yapar, kim kompostasını yapar. Onun için Allah yardım etsin. Pek yansıdığını zannetmiyorum, baktım çünkü yani domatese, fasulyeye, limona bile, limon, mısıra bile, ne bileyim. Yok. Maalesef millet unutmuş sevabı ve günahı. Sadece aklı, fikri parada. Parada. Olmaz bu. Bu şeyini kaybetmiş, ruhunu kaybetmiş. İnşallah Hakk'a dönerler.